Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Rabbim bir araya gelişimizi hayırlara vesile eylesin. İmanımızın artmasına, günahlarımızın silinmesine, muhabbetimizin ziyadeleşmesine, Rabbimizin sevgisine, mazhariyetimize vesile eylesin. Kıymetli dostlar, sahabe-i kiram rıdvanullahi aleyhim ecmain, Kur'an'ı en iyi anlayan ve aleyhissalatu vesselam Efendimizin mübarek iki dudağı arasından gerçekleri direkt öğrenen, en saf, en temiz, en pırıl pırıl insanlardı. Onlar aleyhissalatu vesselam Efendimiz'den bilmediklerini sorup öğrendiklerinden dolayı bilgileri bize göre çok daha sağlamdı. Onlar aleyhissalatu vesselam Efendimiz'den aldıkları ilhamla, sohbetleriyle şu noktaya gelmişlerdi. Yolda karşılaştığı arkadaşıyla "Teal nü'min saaten", biz seninle karşılaştık, gel biraz iman müzakeresi yapalım derlerdi. Yani bizim için en önemli şey iman müzakeresi, imanı kemale erdirmektir. Bunu yakalamak bizim en büyük maksadımızdır. Gel biraz bunu konuşalım derlerdi. Dolayısıyla onlarda din derdi hakim idi. Bir insanda ya Allah'a kavuşma umudu, inancı hakim olur veyahut da gaflet dediğimiz ahireti unutur, Allah'a hesap vereceğini unutur, dünyaya daldırır, nefsinin arzu ettiği gibi yaşar. Bu ikisinden birisi, başkası yoktur. Kıymetli Müftü Efendimizin, Hoca Efendimizin okuduğu ayeti kerimeler, Yunus Suresinin 7. ayeti kerimesinden itibaren okudu. Şimdi imanlarımızı güçlendirecek ve kuvvetlendirecek bu ayeti kerimelerde ne vardır? Hepimizin can kurtaran simididir ayetler. Kıymetli dostlar, genciyle, ihtiyarıyla, amiriyle, memuruyla, fakiriyle, zenginiyle, Kur'an-ı Kerim'in gerçekleri karşısında herkes eşit derecede muhtaçtır. Yani bu ayeti kerimeler herkesi aynı şekilde ilgilendiriyor. Dolayısıyla ben de muhtacım, hepimiz muhtacız, eşlerimiz, çocuklarımız da muhtaçtır. Diyor ki Rabbimiz okunan 1. ayeti kerimede, Estaizu billah, İnnellezîne lâ yercûne liqâenâ, kullarım içerisinde, kafasında, kalbinde, hayalinde ben Allah'a kavuşacağım, beni hesaba çekecek, yaptıklarımın hesabını mutlaka vereceğim inancı yok. Böyle bir derdi yok. Yaptığının hesabını verme derdiyle dertlenmeyen, böyle bir şey sanki hiç yokmuş gibi, ahiret inancı yokmuş veya yokmuş gibi yaşayan insanlar. İkincisi, veradû bil hayâtid dünya, Allah'a kavuşup hayatının hesabını vereceğine inanmadığı gibi, benim için önemli olan mıngırım tıngırım yerinde olsun. Arzu ettiğim maddi imkanlara ulaşmış olayım veya arzu ettiğim makam ve mevkilere ulaşmış olayım. Bunlara ulaştıktan sonra ötesi hiç önemli değil. Bu inanca sahip olurlar. İkincisi bu. Üçüncüsü وَاطْمَأَنُّوا بِهَا, dünyalık arzu ettiklerini bulunca oh be tamam benim maksudum hasıl olmuştur, başka derdim kalmamıştır, hedefim kalmamıştır derler. Böylece وَالَّذ۪ينَهُمْ عَنْ آيَاتِنَا غَافِلُونَ, bu insanlar bizim ayetlerimizden tamamen gaflet içerisindedirler. Allah Celle Celaluhu gönderdiği Adem Aleyhisselam'dan günümüze kadar, son peygamber Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve selleme kadar gönderdiği her peygamberi niçin göndermiştir? İnsanları ahirette verecekleri hesap konusunda, hesaptan sonra karşı karşıya kalacakları mükafat veya ceza konusunda bilgilendirsinler diye göndermiştir. Yani Nuh Aleyhisselam ne demiştir? İbrahim Aleyhisselam ne demiştir? Musa Aleyhisselam ne demiştir? Peygamberler aşağı yukarı aynı şeyi söylemişlerdir. Ey insanlar! Allah vardır ve birdir. Ahiret haktır ve gerçektir. Dünya fanidir, ahiret bakidir. Her insan dünyada istediği gibi yaşar ama yaşadığının hesabını ahirette verir. Dünyada nasıl yaşarsa yaşasın, ahirette yaşadığının karşılığını, hesabını verir. Dolayısıyla ferikun fil cenneti ve ferikun fil sa'ir, bir kısım insanlar çok mutlu olurlar ahirette, bir kısım insanlar da mutsuzluğun zirvesini yakalarlar, dibine vurmuş olurlar. Şimdi okuduğumuz ayet-i kerimede Mevla bir kısım kullarını tenkit ediyor. Kimi tenkit ediyor? Allah'a kavuşacağının hesabını yapmayan insanlar. Ben hesap vereceğim, yaptığım her şeyin hesabını vereceğim, bu derdi olmayan insanları tenkit ediyor. Kıymetli dostlar, Kur'an-ı Kerim'de Cenab-ı Hak Celle Celaluhu bir ayeti kerimesinde İnne's-sema ve'l-basara ve'l-fuade kullu ulaike kana anhu mes'ula diyor. Yani kullarım, kulaklarınızla dinlediklerinizin tamamının hesabını vereceksiniz. Gözünüzle seyrettiklerinizin hesabını tamamını vereceksiniz. Hatta kalbinizle irade dahilinde düşündüğünüz şeylerin, kurguladıklarınızın hesabını vereceksiniz. Şimdi bu ayeti kerimede Cenab-ı Hak, buluğa erdiğimiz günden itibaren çalışan gözümüzün baktıkları artı eksi neyse, dinlediklerimizin artı eksi neyse, bunların mutlaka bizim hanemize yazıldığını, ya artı veya eksi olarak yazıldığını, yarın mizana gireceğini Cenab-ı Hak haber veriyor. Kur'an-ı Kerim'de birçok yerde bunu haber veriyor. O zaman her birimiz buluğa erdiğimiz günden itibaren bütün seyrettiklerimizden sorumlu muyuz? Elbette. Baktıklarımızdan sorumluyuz. Dinlediklerimizden sorumluyuz. Konuştuklarımızdan sorumluyuz. Kurguladıklarımızdan, yaptığımız plan ve projelerden, bunlardan sorumlusunuz diyor Allah Celle Celaluhu. Şimdi önümüzde böyle bir hesap olduğunu Cenab-ı Hak haber veriyor. Buna inanan, bu ayetlere inanan bir Müslüman asla ve kata hesabın derdini yaşamadan yaşayamaz ki. Mutlak bu hesabın derdiyle yaşar. Başka ifadeyle söyleyelim kıymetli dostlar. Bir insan Allah için yaptığı her şeyin mutlaka artı karşılığını göreceğine inandığı gibi mümin olarak yaptığı her yanlışın da kabir ve ötesinde kendisine zarar vereceğini, kendisini üzeceğini bilir. Ancak şu rahatlığımız var. Mesela muhtelif yaşlara sahibiz. 30 yaşı, 40 yaşı, 50 yaşı, 60 yaşı. Velev ki insan 60 yaşında olsun. Geçmişle ilgili yapmış olduğu yanlışlarla alakalı, eyvah ben böyle yapmamalıydım, ben bunların hesabını nasıl vereceğim deyip de ağlayıp gözyaşı dökerse, pişmanlık ortaya koyarsa Cenab-ı Hak bunları siliyor. Hesaptan böylece kolaylaşmış oluyoruz. Hesabımız kolaylaşmış oluyor. Bu Cenab-ı Hakk'ın bize vaadidir. Ve huvellezî yakbalu tevbete an ibadihi, Allah kullarının tevbesini kabul eder. Ancak şöyle bir nokta var. Burayı ihmal etmemek lazım. Aleyhissalatü vesselam Efendimiz "Accilu bis salati qabla'l fevt ve accilu bit tevbeti qabla'l mevt" buyuruyor. Yani namaz vakti girdiği zaman sakın onu kazaya bırakmayın. Bir an önce o namazı kılın diyor. Namaz vakti girince kazaya kalmaması için mutlaka tedbirli olun, bir an önce o namazı kılın diyor. İkincisi, ölüm gelmeden önce de tevbe yapmakta acele edin diyor. Ölümün ne zaman geleceği belli olmayınca şöyle düşünemeyiz. Yani ben biraz daha devam edeyim, günahlara devam edeyim, sonra tevbe ederim dersek bu helekel müsevvifune girer. Yani sonra yaparım diyenler helak olmuşlardır. Şimdi biz inanıyoruz ki baktığımız, dinlediğimiz, konuştuğumuz, yediğimiz, harcadığımız, kazandığımız her şeyin mutlaka ahirette bir hesabı vardır. Telefonumu elime aldım, birisine mesaj yazdım. Artı eksi ahirete yansıyacak mı? Kesinlikle yansıyacak. Birisiyle konuştum, mutlaka yansıyacak. Artı eksi yansıyacaktır. Karşılaştık, selamun aleyküm dedik. Artı olarak yansıyacaktır. Değil mi? Dolayısıyla bizim inancımızda, Kur'an-ı Kerim'in bize verdiği inançta insanoğlu her yaptığının mutlaka bir karşılığı vardır. اَنَّاسُ مَجْزِيُّونَ بِاَعْمَالِهِمْ اِنْ خَيْرًا فَخَيْرٌ وَاِنْ شَرًّا فَشَرٌ. Yani insanlar yaptıklarının karşılığını mutlaka göreceklerdir. Eğer iyi amel etmişlerse iyi karşılık göreceklerdir. Kötü amel etmişlerse kötü karşılık göreceklerdir. Gelelim şimdi tekrar ayetimize. Mevla Celle Celaluhu buyuruyor ki, eğer bir grup insan Allah'a kavuşacağına, hesabını vereceğine inanmıyor, böyle bir umudu yok, dünya hayatına razı ve dünyalık elde ettiği nimetlerden dolayı oh be tamam aradığımı buldum, başka bir derdim kalmadı der. Böylece bizim Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve selleme indirdiğimiz bunca ayetlerden habersiz kalır. Ayetlerle bizi ikaz ediyoruz ama onlardan tamamen gaflet içerisinde yaşıyor. Allah ne dedi bilmez. Hürriyet Gazetesi'nin ne dediğini bilir. Milliyet'in ne dediğini bilir. Türkiye Gazetesi'nin ne dediğini bilir. İnternette dolaşan haberleri bilir. Ama Allah'ın ne dediğini bilmez. Halbuki Allah-u Teala konuşurken hepimize konuşuyor. Hepimize konuşuyor. Hepimizi ilgilendiren şeyleri söylüyor. O Allah bizim Allah'ımız. Bizi yaratan, yaşatan, efendim bütün nimetlerimizi veren, eninde sonunda öldürecek olan ve huzuruna hesaba çağıracak olan Allah. Bu Allah'ı görmezlikten gelmek mümkün değildir. Bu Allah Teala'nın ayetlerinden gafil olmak da mümkün değildir. Bu insan için büyük felakettir. Hesabı unutması bir, dünya hayatına razı olması iki, dünyalık elde ettiği nimetlerle tamam ben istediğim maaşı aldım, istediğim imkanlara kavuştum. Oh be bir elim bağda, bir elim yağda, benim bir şeyim kalmadı ki. Maksuduma ulaştım demesi ve böylece Kur'an ayetlerinden gaflet içerisinde olması Cenab-ı Hakk'ın kötülediği vasıflardır. Bunların neticesi nedir? Ulaike mevahumun naru bima kanu yeksibun. Bunlar bu inançsızlıkları sebebiyle, bu kötü duyguları sebebiyle hayatları hep günahla geçecektir. Ve bunların varacağı yer, karargahı ateştir diyor Allah Celle Celaluhu Yunus suresinin 8. ayeti kerimesinde. Bir sonraki gruba geçiyor Cenab-ı Hak Celle Celaluhu. İnnellezîne âmenû ve amilussâlihâti. Şüphesiz o kullar ki iman etmişlerdir. Allah'a inanıyor, ahirete inanıyor, peygamberlere inanıyor, kitaplara inanıyor. Ve bu inançlarına uygun bir şekilde amel ediyorlar. Şimdi Allah'ın varlığına, birliğine inanan her yerde Allah'ın kendisini gördüğünü biliyor mu? Biliyor. O zaman Allah beni görüyor gibi hareket edecektir. Allah'a imanın gerektirdiği amele, ameli salih denir. Peki Kitabullah'a inanıyor muyuz? İnanıyoruz. Kur'an-ı Kerim'e inanıyoruz. Peki Kur'an-ı Kerim'e inanmanın gerektirdiği amel nedir? O Kur'an-ı Kerim'in emir ve yasaklarına uymaktır. Eğer buna uygun bir tavır sergiliyorsak o zaman salih amel demektir. Peygamberlere inanan insanlar, peygamberleri Cenab-ı Hak niçin göndermiştir? Bizim hayatımıza çeki düzen vermek için göndermiştir. Öyleyse peygamberlerin sözleri, bilhassa Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin sözü bizim hayatımıza yön verir. Buna göre hareket edersek salih amel olur. Kısacası Kur'an'a ve sünnete uygun yaşarlarsa inanıyorlar. Kur'an'a ve sünnete uygun yaşarlarsa yehdihim rabbuhum bi imanihim. Onların bu güçlü imanları sebebiyle Allah onların elinden tutar. Tecri min tahtihimul enhar. Altlarından nehirler akan fi cennetin naim. Tepeden tırnağa kadar nimetlerle dolu cennetlere Allah onları yerleştirir diyor. Şimdi kıymetli dostlar, elhamdülillah Cenab-ı Hakk'a şükürler olsun. Her birimiz zerre kadar şüphesi olmayan bir imana sahibiz. Rabbim bu imanımızı ziyadeleştirsin. Daha güçlü, daha kuvvetli eylesin. Haramlardan nefret eden, günahlardan kaçan, ibadetlere aşık olan, Allah, Allah dedikçe coşan, güçlü bir imana sahip olmayı Rabbim her birimize ihsan eylesin. Amin. Çocuklarımıza, eşlerimize, aile bireylerimize ihsan eylesin. Amin. Elbette imanımızda zerre kadar şüphemiz yoktur. Ama salih amellerimizde tereddüt var mıdır? Sıkıntı var mıdır? Salih amellerimizde sıkıntı vardır. Gözümüzü koruyabiliyor muyuz? İnancımızın gerektiği gibi. Kulağımızı koruyabiliyor muyuz? Dilimizi koruyabiliyor muyuz? Kazancımızı gerçekten tamı tamına istediğimiz kriterlerde yapabiliyor muyuz? Yaşadığımız günün şartları bazen bizi sağa yatırıyor, bazen sola yatırıyor. Bazen değişik derin imtihanlardan geçiyoruz. Acaba krediye bulaşsa mı, bulaşmasa mı? Faize bulaşsa mı, bulaşmasa mı? Darda kaldım, imdat deyip de Allah-u Teala'nın bizi zor imtihanlardan geçirdiği oluyor. İmtihanı kaybeden de oluyor, imtihanı kazanan da oluyor. Rabbim her zaman imtihanı kazananlardan eylesin. Amin. İmanda şüphemiz yoktur, salih amelde tereddüdümüz, eksiklerimiz vardır. O zaman bize düşen nedir kıymetli dostlar? Bu salih amellerdeki eksiklerimizi bir şekilde telafi etmektir. Aramızda genç kardeşlerimiz var. Orta yaşta kardeşlerimiz var. Benim gibi biraz saçı sakalı beyazlamış olanlar var. Şimdi genç kardeşlerimize derim ki, yarın ahirette Arş-ı Rahman'ın gölgesinde gölgelenecek 7 sınıf insan var. Protokolda 1. sırada adil devlet idarecileri var. Hazreti Ömer gibi radıyallahu anh, Fatih Sultan Hazretleri gibi, öyle inanıyoruz. Protokolda 1. sırada adil devlet idarecileri var. 2. sırada gençliğini ibadet yolunda değerlendiren gençler var, Müslümanlar var. Onun için genç kardeşlerimize derim ki, gelin bu protokolün 2. sırasını kaçırmayın. Çünkü eğer siz gençliğinizde bu hassasiyetleri ortaya koyarsanız, Arş-ı Rahman'ın gölgesinde protokolde 2. sırada yerinizi alırsınız. Orta yaştaki ve ileri yaştaki kardeşlerimize de derim ki, gençliğimizde kaçırdığımız fırsatlar kaçmıştır. Bir daha bunları geri getirmek mümkün değildir. Ölümün de ne zaman geleceği, hangi yaşta geleceği belli değildir. Dündü, dün geçmiştir, geri gelmez. Bugün bugündür. Elimizde olan zaman dilimidir. Yarın ya olur ya olmaz. Yarın ya biz varız ya yokuz. Deprem bölgesinde 6 Şubat'ta 1 saat önce ne kadar insan vardı? Deprem olunca 1 saat sonra takriben 50.000, 100.000 insan birden yok oldu değil mi? Yani bizim varlığımız elimizde değildir, yokluğumuz da elimizde değildir. Onun için genç olan kardeşlerimiz Arş-ı Rahman'ın gölgesinde protokoldeki 2. sırayı kaçırmasınlar. Gerçekten kaçırmasınlar. Şayani tavsiyedir. Ben bütün genç kardeşlerimize tavsiye ediyorum. Rabbim genç kardeşlerimizi muhafaza eylesin. Haramdan muhafaza eylesin. Günahlardan muhafaza eylesin. İbadet aşkıyla yanıp tutuşanlardan eylesin. İstikamet üzere yürüyenlerden eylesin. Şeytanın ağından kurtulabilenlerden eylesin. Rabbim onlara imdad eylesin. Rahmetiyle onları ihata eylesin. Gençliğini geçirmiş, öyle veya böyle geçirmiş, belli bir yaşa gelmiş kardeşlerime de, kardeşler bu fırsat bir daha ele geçmeyebilir. Bu bizim için son fırsat olabilir. Eğer bu fırsatı kaçırırsak öldükten sonra kimseye zerre kadar fırsat verilmiyor. Kur'an-ı Kerim'de muhtelif yerlerde ölen insanların, hazırlıksız ölen insanların ya hasrata ala ma farrattu fi cemillah, eyvah eyvah ben ne kadar geri kalmışım, bu yolculukla ilgili hiçbir hazırlık yapmamışım deyip ağlayacaklarını, feryat edeceklerini, Allah'ım ne olursun bizi geri çevir, biz geri dönersek şimdiye kadar yaptığımız gibi yapmayacağız, gerçekleri kavradık, iyi anladık, inna muqinun, meseleyi çok net anladık diyecekler. Fakat hiçbirisinin ağlaması, hiçbirisinin feryat etmesi bir işe yaramayacaktır. Bundan dolayıdır ki burada bir gözü ağlayıp bir damla gözyaşı dökmek insanın cehennemini söndürür. Yarın ahirette insan oluk gibi yaş akıtsa zerre kadar ateşini söndürmez. Bir faydası olmaz. Yarın cehennem ehlinden ağlamayacak, gözyaşı oluk gibi gözyaşı dökmeyecek kimse yoktur. Ama hiç fayda vermeyecektir. Onun için siz kardeşlerimin hepinize Allah için şunu söylemiş olurum. Gerçekten imanımızda şüphemiz yok, garantidir. Eksiğimiz salih amellerdedir. Salih amellerdeki eksikliğimizi telafi edelim. Şurasını düşünelim kardeşler. Acaba benim eksiklerimi ben bugün gidermezsem ne zaman gidereceğim? Eksiğim nedir, ne değildir diye bugün düşünmezsem ne zaman düşüneceğim? Şurası çok yanlış olur kardeşler. Şimdi eğer bir insan din derdi ve ahiret derdi olmazsa yaptığı ibadetleri gözünde çoğaltır. Mesela ben örnekler vereyim size. Bir adam sadece cumadan cumaya kılıyorsa bayramdan bayrama namaz kılan yanında kendisini şampiyon görür. Adam bayramdan bayrama kılıyor, ben cumaları da kılıyorum diye kendisini şampiyon görür. Bayramdan bayrama namaz kılan, hiç bayramlara gitmeyen adamın yanında kendisini şampiyon görür. Ne şampiyonluğu? Yani her birisinin kusuru nedir? Ölçülemeyecek kadar fazladır, değil mi? Ama kendisini şampiyon görür. Bir insan 5 vakit namazını kılsa bile acaba hakkını verebiliyor muyum? Tadil erkene riayet edebiliyor muyum? Kabule şayan bir namaz kılabiliyor muyum? Kıraati yerinde mi? Tadil erkene yerinde mi? Huşu yerinde mi? Bunun endişesini yaşaması lazım. Namazdan sonra yalvarıp Allah'ım ben beceremedim sen kabul eyle, ben beceremedim sen kabul eyle, daha iyisini de bana becertir diye yalvarması gerekir. Ve daha doğrusu din konusunda bir insan ne kadar yaparsa yapsın Allah'ın verdiği nimetlerin karşılığını ödediğini inanması mümkün değildir. Mümkün değildir şükrümüzü eda etmiş olmamız. Bir başka ifadeyle söyleyeyim. Böyle geçmişe doğru alimlerimize, dini celil İslam'ı güzel yaşayan insanlara baktığımız zaman günahkarlardan daha çok ibadetine düşkün olanlar ağlarlardı. Yani ben yapıyorum ama Cenab-ı Hak kabul etmezse, paçavra gibi suratıma vurursa ben ne yaparım? Bunun istepnesi yok, yedeği yok, ne yapacağım deyip ağlarlardı. Bu bakımdan salih amellerdeki eksiğimizi bir tespit edelim. Tespit ettikten sonra telafisini yapalım. Şimdi Pakistan Tebliğ Cemaati'nin bir çalışması var. Camilerde çalışma yapıyordu. Bizim Bayrampaşa'da Yeşil Cami Kur'an kursunda, o camide de bu çalışma yapıldı. Vatan Camisi'nde de rahmetli İhsan Efendi hocamız da bu çalışmaya katılanlardandı. Şimdi bu çalışma sebebiyle camideki cemaate biraz tebliğ yapıldıktan sonra biraz sohbet edelim, ders çalışalım diyorlardı. Camideki cemaati, hani o 5 vakit cemaate gelen imamın arkasında birinci safı kimseye bırakmayan cemaati bile, hadi namaz sürelerini birbirimize bir okuyalım, dinleyelim. Yaşlanmış, ömrünü hep namazla geçirmiş insanlar, efendim namaz süreleri okumaya başladığı zaman inanın ki Besmele'de sıkıntılar var, Fatiha'da sıkıntılar var, İhlas suresinde sıkıntılar var, Fil suresinde sıkıntılar var. Yani doğru düzgün okuyan çok az, azın az. İmamın arkasında birinci safı sarığıyla, şalvarıyla, cübbesiyle terk etmeyen insanların bile çocukluğundan itibaren alıştığı o yanlışlar hala devam ediyor. O yanlışlarla mezara gidecek. Allah Gafurur Rahim'dir. Cenab-ı Hakk'ın işine kimse karışmaz. Ama fıkıh kriterlerine baktığımız zaman bu namazı bozar mı bozmaz mı? İnanın ki fıkıh kriterlerine göre birçoğunun namazı olmayacak kadar yanlıştır. Şimdi bunun için söylüyorum. Özel eğitim alan insanların aldığı özel eğitim elbette onları korur. Ama özel Kur'an eğitimi almayan insanların çektiği Besmele'de de sıkıntı var, okuduğu Fatiha'da da sıkıntı var. Bizim ana dilimiz Arapça olmadığı için, baba dilimiz Arapça olduğu için efendim harflerin bir kısmını telaffuz etmekte zorlanıyoruz. Ama yarın ahirette insanlar cennette hep Arapça konuşacaklardır. Bir adam öldüğü zaman, mezara girdiği zaman Arapça başlıyor onun için. Çünkü mezardaki adama telkin okuyoruz. Telkin okurken Arapça okuyoruz ona. Ey fulan oğlu filan diye başlıyoruz. Arapça olarak ona bir şeyleri söylüyoruz. Anlar mı? Anlamasa niye söyleyeceğiz ki? Demek ki artık dil öldükten sonra yabancı dil asıl dile dönüşmüş oluyor. Şimdi bunun için söylüyorum kardeşlerim. Her birimiz kendimizi gözden geçirdiğimiz zaman salih amel noktasındaki eksiklerimizi gidermeye çalışırız. Ama benim eksiğim var mıdır yok mudur diye düşünmezsek biz kendimizi şampiyon görürüz. Adam cumadan cumaya kılıyor ve ben 5 vakit namazımı kılıyorum, şampiyonum deriz. Halbuki şampiyonluk nerede, biz nerede? Dolayısıyla Cenab-ı Hak Celle Celaluhu bu ayet-i kerimede şüphesiz iman eden ve imanına uygun bir şekilde amellerini düzenleyen kullar var ya, Allah Celle ve Ala Hazretleri onları imanları sebebiyle tepeden tırnağa kadar nimetlerle dolu olan akıl ve hayallerin almayacağı kadar çok kaliteli ve güzel nimetlerle dolu olan cennete yerleştirecektir. Ki o cennetlerde altlarından nehirler akan köşklere sahip olacaklardır. Arkadaşlarla Bosna Hersek'e gittik. Değişik Zonguldak tarafına da gitmiştik. Sinop tarafına da gitmiştik. Gittiğimiz yerlerde arkadaşlarımızın en çok dikkatini çeken o akan şelaleler veyahut da büyük büyük nehirler herkesin en fazla dikkatini çekiyor. Bir yeşillik, bir de şelaleler. Cennette herkesin köşkünün altından ırmaklar akıyor. Efendim يُفَجِّرُونَهَا تَفْجِيرًا öyle pınarlar var ki sen onu istediğin tarafa yönlendireceksin. Şarıl şarıl akacaktır. Dolayısıyla cennetten bizim istediğimiz bize göre bize hitap eden güzelliğe sahiptir. İşte Mevla Celle Celaluhu insanlar imanına göre salih amellerini de düzenlerlerse ben onların elinden tutacağım, tepeden tırnağa kadar nimetlerle dolu olan cennetlere onları yerleştireceğim. Davahum fiha subhanekallahum. O cennetteki insanların duası subhanekallahumme olacaktır. Cennetteki duamız neymiş arkadaşlar? Subhanekallahumme olacaktır. Anlamı nedir? Ey Allah'ım seni noksan sıfatlardan tenzih ederim. Akıl almaz bu kadar nimetleri sen bize lütfettin. Sen her şeye kadirsin. Ve tehiyyetuhum fiha selam. Onların o cennet tehiyyesi selamdır. Ne demek tehiyyesi selamdır? Yani cennette bu iman ve salih ameli birleştirmiş olan ve bununla beraber ahirete göçüp imtihanı kazanmış ve Cenab-ı Hakk'ın lütfuna mazar olan insanlar cennete girince onlar ikram olarak selam verilecektir. Ne demektir? Cennete girerken, cennetin kapısından içeri girerken görevli melekler selamun aleyküm udhulul cennete bima kuntum ta'melun. Allah'ın selamı sizin üzerinize olsun be. Hadi girin cennete dünyada yaptığınız güzel ameller sebebiyle. Cennete girdi, cennete ilerlerken selamun aleyküm tıbtum fedhuluha halidin. Selam size. Onları karşılayan melekler onları selamla karşılıyorlar. Selam size, tıptüm siz pırıl pırıl insanlar oldunuz. Tertemiz insanlar oldunuz. Cenneti yermeyi hak ettiniz. Kısacası cennette karşılaştıkları bütün melekler onlara selam verir. Bu selamın ötesinde bir de Cenab-ı Hakk'ın selamı vardır. Günlerden cuma günü cennette tahakkuk edecek olan Cenab-ı Hakk'ın cemalini seyretme günü vardır. Dünyadaki hafta günleri nasıl varsa cennette de böyle günler olacaktır. Cennetteki günlerden cuma günü Cenab-ı Hakk'ın cemalini seyretme günüdür. Cenab-ı Hak cemalini seyrettirmeden önce nasıl başlayacak? Önce Cebrail Aleyhisselam'a sen çekil aradan ben kullarıma dünyadayken benim selamımı kullarıma sen götürüyordun, kelamımı sen götürüyordun. Şimdi ben kendim kullarıma selam vereceğim diyerek selamun kavlen min Rabbin Rahim. Rahim olan Allah'tan verilecek olan selam. O zaman Cenab-ı Hak inşallah hepimizin de dahil olduğu o cennet eline selamun aleyküm diyecektir. O selam o kadar tatlı bir selam olacak ki hani burada bunun anlatılması mümkün değil. Rabbim yaşayarak tadanlardan eylesin. Ve tahiyyetuhum fiha selam. İşte imanla salih ameli biriktiren, birleştiren, günahlardan, kötülüklerden tevbe edip amel defterini pırıl pırıl tertemiz edip ölümden sonrası için kefeni beyaz değil amel defterini beyaz hale getiren insanlara işte bu güzel nimetleri Allah vaat ediyor. Ve ahiru da'vahum enilhamdülillahi rabbil alemin. Şimdi cennetin o şeyini görünce insanlar akıl almaz güzellikleri görünce Subhanekallahümme diyecekler. Hani biz bir şeyi ile karşılaştığımız zaman hayret mucib bir şeyi karşılaştığımız zaman ne diyoruz? Fesubhanallah. Fesubhanallah. Ne için bunu söyleriz? Taaccüp ederiz, hayret ederiz. Cennete giren insanlar niye Subhanekallahümme diyorlar? Gerçekten hiçbir gözün görmediği, hiçbir kulağını işitmediği, hiçbir kimsenin aklına hayaline gelmeyen güzel nimetler var orada. Onları görünce Subhanekallahümme diyecekler taaccüp için. Bu nimetlerin tamamını görünce en sonunda ne diyecekler? Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve ahiru da'vahum. Onların duasının sonu Elhamdülillahi Rabbil alemin. Nimetlerin tamamını görünce, köşklerini görünce, sahip oldukları güzellikleri görünce, Dedimi bededi. Uykusuz kaldık, koştuk, fedakarlık yaptık, o oldu, bu oldu. Millet eğlenirken biz eğlenmedik. Millet efendim haramlara düşerken biz meyletmedik. Nefsimizi bastırdık. Dedimi elhamdülillah dedi. Elhamdülillahi Rabbil alemin diyeceklerdir. Rabbim Sübhaneke Allahümme diyebilenlerden eylesin. Amin. Meleklerin selamına mazhar olanlardan eylesin. Amin. Rabbimizin selamına mazhar olanlardan eylesin. Amin. O güzel nimetleri seyredip elhamdülillahi Rabbil alemin diyebilen bahtiyar kullarından eylesin. Amin. Kıymetli dostlar, önümüzdeki salı günü Mevlid Kandili'dir. Rabi'ül-Evvel ayı içerisindeyiz. Bu ay kainatın efendisi Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin dünyayı teşrif ettikleri aydır. Biz Müslümanlar için mutlu olacağımız bir aydır. Aleyhissalatü vesselam Efendimiz'i çokça hatırlayacağımız, ona çokça salatü selam getireceğimiz bir aydır. Şimdiden Mevlid-i Şerifimiz mübarek olsun. Amin. Rabbim aleyhissalatü vesselam Efendimizin güzel şefaatine mazhar olanlardan eylesin. Amin. Dünyada onun izinden yürümeyi, sünnet-i seniyesini seve seve hayatımıza, ahlakımıza tatbik edebilmeyi, ölürken de hoş geldin, sefa geldin, seni bekliyordum iltifatına mazhar olabilmeyi, ruzu mahşerde de Havz-ı Kevser'inden kana kana içmeyi, Cemalullah'ı beraberce doya doya seyredebilmeyi Rabbim her birimize nasip etsin diyorum. Hepinizi Allah'a emanet ediyorum. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu.